Güler misin, ağlar mısın bu işlere? Tekirdağ'da niteliksiz belediyecilik hizmetlerinin altını bir türlü dolduramayan ama bizi harika yönettiklerini iddia eden adamlar var. Biz bunlara ne yapıyoruz? Kahkahayla gülüyoruz. Çünkü koca koca adamlar resmen çocukların kumda oynadığı gibi kentimizin geleceğiyle oynuyorlar. İşte üstün körü yapılmış bir altyapının üzerine şimdi de yaklaşan yerel seçimler için harıl harıl taş döşüyorlar. Taşı kimden satın alıyorlar? Taşları nasıl döşüyorlar? Taşın altına konan malzeme, şartnamedeki malzeme mi? Bilmiyoruz. Ama ben biliyorum. Dolayısıyla aslında bugün sizlere onlara girmeyeceğim. Yani asfalt yollardaki mıcır yolsuzluklarını ne yapacağım? Teker teker müsebbipleriyle ve aldıkları ihale yasaklarıyla o kişileri kabak gibi önünüze koyacağım. Evet sevgili Tekirdağlılar, her şeyden haberiniz olacak ama çok trajik bir yer var. O da Tintin Pınar'da, Tintin Pınar çıkmazı sokakta. Adamlar taş döşeceğiz diye paletli getirilmesi gereken taşları ki burada lütfen ilgililere, yetkililere, sorumlulara bunu soruşturun diye söylüyorum. Çünkü burada çok büyük bir yolsuzluk ve vurgun girişimi var. Özellikle parke taş işinde. O ayrı bir video davası ama Tintin Pınar çıkmazı sokakta. Bakınız, sokak çıkmaz sokak. İçeride araçlar park etmiş ama taş döşeyeceğiz diye tek girişini, çıkmaz sokağın tek girişini ne yapmışlar? Taş yığınlarıyla kapatmışlar. Adamlar buradan gelerek taşı döşeyecekler, araçları nereden zıplatarak çıkartacaklar, vinç yardımıyla mı alacaklar belli değil. Bir iş yapmaya çalışıyorlar ama ellerine, yüzlerine bulaştırıyorlar. Sonra da bunun adına belediyecilik diyorlar. Yedik mi? Ne demiştik müziğimizde? Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Nijat Ayvaz, Kül Yutmaz, kalın sağlıcakla.